Merhaba arkadaşlar. Tamam YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir battaniye modeli paylaşacağım. Hemen bakın modelimi şöyle göstereyim. 2 şişle yapılmış. Hem çok kolay hem de çok güzel durdu. Hemen arkasını da göstereyim. Bakın arka kısmı da bu şekilde gayet temiz. Ön yüzü bu şekilde. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen birlikte yapmaya başlayalım. Yapılışında e, Kadife ip ve 5 numara Örgü şişi kullandım. Hemen ilmeklerimi hazırladım. Şöyle tek ilmek, e, tek sayılar üzerine e, Kurduğunuzda modeliniz e, tam denk geliyor yanları ama çift sayılar üzerine de kurabilirsiniz. Şimdi daha net anlayacaksınız e, Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi arkadaşlar hemen birlikte modelimizi yapmaya başlayalım. İlmeklerimi bu şekilde şişim üzerine hazırladım. Hemen ilk sıramda diğer rengime geçmek istiyorum. Yoksa bir sıra gidip geldiğimde şöyle oluyor. Alt kısımda böyle bir lastik gibi görünüm oluşuyor. Bunu istemediğim için direkt hemen diğer rengime ilk sıramda yapmaya başlıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ördüm düz olarak. Bir sonrakini örmeden aldım. Sıradakini örüyorum düz olarak. Bir sonrakini örmeden aldım. Bunu ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeğimi ördüm. Bunu örmeden aldım. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Sıramızın Ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Şimdi ördüğüm ilmeklerimi yine öreceğim, örmediğim ilmeklerimi tekrar aktararak devam edeceğim. Bakın, bunu yine örüyorum. İpimi kendinden tarafa alıp sonra aktarıyorum. Örgümün arka yüzünde tekrar bu tarafa aldım. Bakın yine düz olarak örüyorum. Hiç ters örgü yapmıyorum. Tekrar bu tarafa aldım, bunu aktardım. Yine düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Örmediğim ilmeğimi aktardım. Ördüğüm ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bunu aktarıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmediğim ilmeğimi yine aktardım. Örmedim. Ördüğüm ilmeğimi yine örüp sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Tekrar şimdi ne yapıyorum? Örmediğim bir alt sırada bakın örmediğim ilmekler var. Bunları öreceğim, bunları örmeyeceğim bu kez. Bakın bunu örmüyorum. Bu örmediğim ilmeğimi düz olarak ördüm. Bunu örmeden aktardım. Beyaz olan ilmeğimi ördüm. Bunu örmedim. Bu örmediğim ilmeğimi bu kez örüyorum. Yani tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu örmedim. Bakın beyaz ilmeğimi ördüm. Şimdi bunu örmeden aktarmam gerekiyor. Fakat örmeden aktardığında burada dönerken sıkıntı oluyor. O yüzden bunu sadece bu sıra sonuna bu şekilde denk geldiğinde örüyorum. Sonra döndüm. Şimdi bu sıramda bunu örmüyorum. Şimdi ipimi tekrar arka yüzüne aldım. Bakın bu ördüğüm ilmeğimdi. Yine bunu örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Bu örmediğim ilmeği yine aktarıyorum. Örmeden Ördüğüm ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bunu bu şekilde aktardım. Bunu düz olarak ördüm. Bunu örmedim. Bunu örüyorum. Yani birini örüyoruz, birini örmüyoruz. Evet bakın bu örmemiştim. Bunu yine örmeden bu şekilde aldım. İpim burada bıraktım. Şimdi beyaz sıramızı yaptığımızda modelimiz ortaya çıkmış olacak. Şimdi bakın bunu örmemiştim arkadaşlar. Şimdi bu örmediğim ilmeği beyaz ipimle örüyorum bu kez bakın. Bununla ördüm. Ördüğüm ilmeği bir alt sırada bu kez örmeden aktardım. Bunu örmemiştim. Bunu örmediğim ilmeğimi ördüm. Diğerini aktardım. Bunu örüyorum. Bir sonrakini aktarıyorum. Bunu örüyorum bir sonrakini aktarıyorum. Bunu ördüm, bunu aktardım ve sıramın sonundaki ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bakın modelimiz kendini gösterdi. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümüzün arka yüzünde ördüğüm ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hep düz örgü kullanıyoruz. Hiç ters örgü yapmıyoruz. Örmediğim ilmeğimi yine örmeden diğer şişimin üzerine aldım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet bakın ördüğüm ilmeklerimi yine örerek geldim arka yüzünden ama hep düz örgü yapıyoruz dediğim gibi. Şimdi yine beyazla devam edeceğim. Bu kez bakın bunu örmüştüm. Bunu örmüyorum. Örmeden aldım. Bakın bu örmediğim ilmeğim. Bunu örerek gideceğim bu sefer. Örmediğimiz ilmekleri örüyoruz hep arkadaşlar. Bakın bunu örmemiştim. Bunu ördüm. Bunu örmeden aldım. Bunu örüyorum düz olarak. Bunu örmeden alıyorum. Sıradakini düz olarak ördüm. Bakın bunu atlattım. Bunu ördüm bunu örmeden almam gerekiyor. Ya da şöyle yapalım. Bakın bu kez örmeyelim ama dönüşte şöyle arkadaşlar. Burası sıra sonu olduğu için o kenarda boşluk olmasını istiyorum. Pardon. Evet bunu ördüm. Döndüm ama dönüşte bunu örmeyeceğim. Bu şekilde aldım. İpimi arka yüzüne geçirdim. Bakın. Zaten yerlerinden belli oluyor bakın şu renklerden. Şimdiki ördüğüm ilmeğim bu. Bunu Düz olarak ördüm, ipimi kendimden tarafa alıp sonra bunu diğer şişime aldım. Sonra tekrar bu tarafa alıp bunu düz olarak ördüm. Evet, arka yüzünden de bu şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Bunu örmedim. Evet. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu şekilde ilk kez gidip geldikten sonra arkadaşlar renk değiştireceğiz. Şimdi tekrar lila rengimi alacağım. Bakın bunu örmemiştim. İpim bakın burada kaldı. O yüzden şimdi bunu örüyorum. Bunu örmeden alıyorum. Sıradakini örüyorum. Bir alt sırada bunu örmüşsem bu sırada bunu örmüyorum. Mantığı bu. Evet bakın gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümüzün arka yüzünde yine ördüğümüz ilmekleri öreceğiz. Diğer o atlattıklarımız yani örmeden aktardıklarımı yine örmeden aktararak devam edeceğim. Bakın bunu şöyle pardon bunu öreceğim. Sonra ipimi kendinden tarafa alıyorum. Bunu örmeden atlattım. İpimi tekrar arkaya aldım. Ördüğüm ilmeği yine düz olarak ördüm. Bunu örmeden aldım. Örgümüzün arka yüzü hep bu şekilde. Örgümüzün arka yüzünde ördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örmediklerimizi örmeden diğer şişimizin üzerine geçiriyoruz arkadaşlar. Başka yaptığım bir şey yok. Evet. Şimdi bir sonraki sıramda yine lila rengiyle gidip geleceğim. Bu kez ne yapacağım? Örmediğim ilmekleri öreceğim. Yani beyazları öreceğim, şu lila renklerini örmeden geçeceğim. Yani bunu örmüyorum. Aradaki beyazı ördüm. Bunu örmedim. Aradaki beyazımı ördüm. Bunu örmüyorum. Bakın beyaz ilmeklerimi örüyorum bu kez. Bunu örmedim. Bunu ördüm. Evet. Şimdi bunu örmemem gerekiyor fakat sıra sonu olduğu için bakın başında dikkat etmiyorum çünkü orada sıkıntı olmuyor ama burada örmem gerekiyor arkadaşlar yoksa kenarları kötü oluyor. O yüzden örerek döndüm. Bakın şimdi örmüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın ördüğüm ilmeklerimi düz ördüm. Diğerini örmeden aldım. Bunu düz olarak ördüm. Bunu örmeden aldım. şimdi modelimiz iyice ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Evet. Büyüdüğünde model kendi daha çok gösteriyor. Bakın çok daha güzel duruyor. Ama lila ve beyazla da gerçekten çok güzel oldu. Evet modelim bu şekilde böyle yumuşacık puf puf Bebişlerimize böyle güzel battaniyeler yapabiliriz arkadaşlar çok da kolay bir model Umarım e, Sizlerde beğenmişsinizdir beni dinlediğiniz için çok teşekkürler Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın